dert bende, çare sende. Göz açtım seni gördüm, ya dilen konuşamam. Dert bende, çare sende. Dert bende, çare sende. Eylemez yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışam para kende. Dert bende, çare sende. Eylemez yâre bende. Yuvasız kuşlar gibi kalmışam para kende. Kuşlar gibi kalmışam perakende. Dert bende, çare sende. Eylemez yâre bende. Kimsesiz kuşlar gibi kalmışam perakende. Dert bende, çare sende. Eylemez yâre bende. Kimsesiz kuşlar gibi kalmışam perakende. Teşekkür ediyorum. Evet, ağzına böyle sağlık. Güzel bir Erzincan türküsüyle açılış yapalım dedik. Sanırım gayet de iyi oldu. Herkese saygılar, sevgiler, hoş geldiniz. Can Erzincan TV ekranları başınıza. Bir hafta çabucak geçti. Yine sizlerle beraberiz. Değerli izleyicilerimizin geçen hafta olduğu gibi yine SMS'lerini, telefon bağlantılarını bekliyoruz. Söz değerli ustam da, değerli abim de. Nasılsın abicim? Görüşmeyeli İlgicim, bir haftadır. Çok teşekkür ederim. Bir hafta bayağı bir uğraş içerisinde geçti. Umuyorum güzel bir akşam sunacağız. Ben her şeyden önce, programımıza başlamadan önce güzel bir haftaya geride başladık. İnşallah bu akşam Bir Fidan Bir Çınar programın dopdolu olarak güzel bir şekilde kazası belası sunmaya çalışacağız. Bu arada programa başlarken ben hepinizi ekranın başında herkese saygılarımı, sevgilerimi, başta Can Erzincan TV yönetimi olarak Recep Bey, ekibe, saz arkadaşım Ayhan Aka, nefeste Eren kardeşime ve her zaman olduğu gibi gördüğünüz bizim Salim ve ben iyi bir akşam olacağını diler. Hepinize neşeli dakikalar diliyorum. Değerli izleyenlerimiz, SMS'lerinizi geçen hafta olduğu gibi Can Erzincan TV yazıp boşluk bırakıp 39-29'a gönderiyorsunuz. Bizler de elimizden geldiği kadar, zamanımızın yettiğince okumaya çalışacağız. Okuyamadıklarımız, değerli izleyenlerimiz, umarım bize kırılmazlar. Elimizden geldiği kadar okumaya çalışacağız. Evet. Değerli ekran başında bizi izleyenler, gerçekten programımızın ikinci gün olmasına rağmen, geçtiğimiz hafta ilki de, bugün de ilk sayılır. Gerçekten göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye layık olmaya çalışacağız. Oldukça güzel mesajlar geldi. Bununla tekrarını devam ediyoruz. Ancak şunu da yüksek
huzurlarınızda söylemek istiyorum. Bütün hepsini mümkün değil yerine getirmek. Elimizden geldiği kadar yerine getireceğiz. Ondan dolayı affınıza sığınıyoruz. Şimdiden bol ve güzel bir akşam dilerim. Evet. Ben değerli abim, sizden de geçen hafta yoğun istek vardı. Okuyamadığınız bir türkü vardı. Umarım hatırınızdadır. Sanırım hazırladınız evet. Da. Okuyamadığımız izleyenlerimize isterseniz ya bu şimdi mesajla değil, mesajın dışında da gerçekten dışarıdan aradılar. Hem mesaja katıldılar, hem mail attılar, hem de telefona katıldılar. Ayrıca beni de aradılar. Bu arada onları zaman zaman dile getireceğim. Ben derdim çoktur güzel bir türküyle programa yavaş yavaş ısınalım derseniz. Arkadaş Fadan. Tamam, söz var sizde değerli abim. Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Derdim çoktur hangisine yanayım? Yine tazelendi yürek yarası. Ben bu derde nereden derman bulayım? Meğer dost elimden olan çaresi. Efendim, efendim, benim efendim, benim bu derdime derman efendim. Ben bu derde nereden derman bulayım, meğer dost elimden olan çaresini. Efendim, efendim, benim bu derdime derman efendim.
çektim barım eciktir. Güle güle gelir canlar parasını. Efendim efendim benim efendim, benim bu derdime derman efendim. Çok hasretlik çektim bağrım meciktir. Güle güle gelir canlar parasını. Efendim efendim benim. Sağlık. Gerçekten bizi çok çok duygulandırdı. Evet. Bu arada SMS'lerimiz gelmeye başladı. Seyreyle güzeli istiyoruz Ülke Hanım'dan demişler. Bütün Bayburtlar için. Demek ki yani kanalımızın ismi geçen hafta da söylediğim gibi her ne kadar Can Erzincan olsa da Edirne'den Kars'a bütün Türkiye'ye hatta yurt dışından da çok çok izleyenlerimiz var, evet. Yanılmıyorsam. Evet. Geçen hafta da bayağı bir yoğun ilgi vardı. Herkese gerçekten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet Ülkücüğüm. İlgilendikleri sık için. Sık sık mesajlardan dilersen 3'er 4'er mesaj alalım. Mümkün olduğu kadar çünkü bayağı zahmete katlanılıyor biliyorum. Evet. Telefona ulaşılamıyor. Aynen da, öyle. Şöyle bir şey var. Diyorlar ki telefonlar telefonlarda telefon sayılan, tabii. Fakat şey yani gerçekten hatlar oldukça geniş ama fazla zam dersem yüklenince olabiliyor. Yani elimizden geldiği kadar inşallah sizlere layık olmaya çalışacağız. Ben fazla bu konuda böyle konuşmamda şey var. Böyle çok iyi başarılı değilim ama mümkün olduğu kadar inşallah isteklere yer vermeye çalışacağız. O zaman bir seriyle güzel yapalım. Evet. Daha sonra da bütün Bayburtlara gelsin. Evet. Erzurumlu Alvarlı Efe'nin gazelidir. İlahisi gazelidir. Aynı zamanda seriyle güzel. Erzurum'a tıpkı sarı gelin gibi marş olmuştur. Sarı gelinden de evvel tabii ki dilinde marş olmuştur. Evet. Bakıyorum değerli üstadlarıma. Erzurum'dan da yoğun istek vardı. Thank you.
Evet, ülkücü bayağı... Gazelimizi oturarak okuyamazdın tabii. Evet. Alvarlı Efe'yi de rahmetle, saygıyla anmış olduk bu arada. Ağzına sağlık. Güzel, çok iyi. Erzurum'daki hemşehrilerimizin de gönülleri olmuş oldu bu arada. Evet. Çünkü bayağı bir geçen hafta da yoğun istek vardı. Okuyamamıştık. Umarım bu hafta gönülleri olmuştur. Erzurum'a selamlar, saygılar, sevgiler. Ağzınıza sağlık. Şimdi... Geçtiğimiz haftadan Munzur Dağı isteği vardı. Buradan ben, onlar ayrıca telefonla tekrar aradılar. Mesajlar göndermişler zaten. Telefon evet, etmişler. Evet, okuyamadığımız evet, değerli dostlarımız iletmişler. Abdullah Küçük, Küçüker, Selçuk Karakoyun, Güven Karakoyun özellikle. Ayrıca bizi yurt dışından izleyen ülkeleri sayabilirim. Bunlarla zaman zaman hafta içerisinde görüşme yaptık. Hollanda'dan bizi izlemekteler. Fransa'dan izlemekteler. Belçika'da izliyorlar. Ben buradan oradaki kurbetçi kardeşlerimize hepsine sevgilerimi, selamlarımı, muhabbetlerimi iletiyorum. Evet, evet. Munzur Dağı silelenmiş. Dağdan geldik değil mi kardeşim? Evet, 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 dağdan. Özür. Oh,
sözlerine aldanmayasın. Yalan sözlerine aldanmayasın. Yalan sözlerine inanmayasın. Eyvallah. Teşekkür ediyoruz. Evet. Var mı gelen istek? SMS'lerden yavaş yavaş yine ben okumaya devam edeyim. Evet. İzleyenlerimiz daha sonra her ne kadar biz gücenmeyin desek de illaki insanlar gönül koyuyor. Evet. Çünkü belli bir zaman ve emek harcanıyor. Tabii ki gönül ister. Hepsi de ister yani okunsun diye SMS'leri. Telefona bağlanmaya çalışırlar. Ülke Hanım söyleyin. Telefon sayılarını fazlalaştırsınlar deniliyor. Ben de değerli yönetmenimize evet. iletiyorum. 4 telefonumuz var ama bazen ulaşılamayabiliyor tabii ki. TV'miz hayırlı uğurlu olsun. Ekrem Bey'e başarılar dilerim demiş Mehmet Özger. Gebze'den Adnan Gökçegöz. Hayırlı akşamlar. Sıradaki parçayı tüm teknecik köylerine gelsin. İyi yayınlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Yine iyi yayınlar diliyorum. Sizden Eyin dedikleri küçük bir şehir tüm türkü dostları için rica ediyorum. Özerdal ailesine gelsin demişim. Bu da Ankara'dan evet. izliyor değerli. İnşallah. İzleyicimiz. Evet, sizden başka. Ben o zaman yine eskilere gideyim. Ben genelde hep bu bazen hani program yaptığımız yerlerde diyorlar biraz güncel parçalara ağırlık verin diye. Güncel parçalar da tabii ki hepsine o kadar çok zaman, emek harcanıyor ki. Ama nedendir bilmiyorum. Hani ailede de fazla herhalde müziği halalarım saz çalıyordu, söylüyordu. Benim rahmetli babamın da sesi çok güzeldi. Allah rahmet eylesin. Geçen sene kaybettim. Hep böyle eski türkülerle büyüyünce onlarla o kadar özleşmişim ki bir türlü yenilerine çok fazla geçiş yapamıyorum. Evet Ülkücan, şimdi sadece sende değil bu müzisyen arkadaşlara baktığımız zaman ya babalarından ya dedelerinden mutlaka bir şeylik var. Mesela benim dedem müzisyendi, ritmikti. Babam zurna çalardı. Diğer müzisyen arkadaşlarımla baktığımız zaman mutlaka yani evde bir şey var. Şu anda beni buraya bu konuda hazırlayıp yollayan eşime Gülten Karakoyun'a. Anneciğim bizi izliyormuş. Ona özellikle büyük desteğine çok teşekkür ederim. Ellerinden öperim tüm annelere. Bugün ben biraz mümkün olduğu kadar az konuşacağım. Çünkü bayağı bir yorgunluk var bende Ülkecan. Geçmiş olsun. Bu arada çok rahatsızlandığın evet, abicim evet. biliyoruz. Evet. Ama gönül ferman dinlemezmiş. İnşallah. Alnımızın akıyla buradan çıkacağız. Şimdi sizden bir eser alalım Ülkücan. Bir telefonumuz var. Telefonumuz değerli varmış. Abim. Ona alo diyelim daha sonrasında yine eserimize geçeceğiz. Alo. İyi akşamlar. Alo. Alo iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Nereden geldiniz? İyi akşamlar. Buyurun. Nasılsınız? Hayırlı yayınlar diliyorum. Şükür Rabbimize iyiyiz. Sizlerin sesini duyunca. Arıyorum. Yılmaz zaten ismim çıktı orada. İzliyorum şu anda kanalımda. Erzincanlıyım. Refah Yalıcatlı Köyü'nden. Ben önce bütün Erzincanlılara isteyeceğim şarkıyı hediye etmek istiyorum. Burada tabii. yanımda olan Kalkancı Köyü'nden Turan Paçacı var. Durhan'ın Paçacı var. Onun kızı var. Benim yengem oluyor. Onun kocası var. Benim abim oluyor. Hepsine hediye ediyorum. Huma kuşunu mümkün mü? Tabii mümkün. Ki mümkün. Değerli mümkün. Abim çok güzel bir şekilde yorumlayacağını da biliyorum, eminim. Biz de yanınızdaki bütün izleyenlerimize selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. O zaman sizin için değerli abim Huma kuşunu seslendirsin. Başka bir arzunuz var mı efendim? Buyurun, saygılar. Buyurun efendim, özellikle ismini söylerseniz memnun olurum. Buyurun, anlamadım. Canınızın sağlığı, yayınımızın devamını diliyoruz. Teşekkür. Canlar olarak. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Yoksa iki mesaj daha alasın isterseniz. İki mesaj daha alınız. Ben rejideki arkadaşlarıma şöyle bakıyorum. Telefon var mı yok mu diye. Yok. Devam edebiliyoruz. O zaman... ben eserimi seslendireyim değerli abim. Daha sonra da siz arkasından olmak hoşunu koruruz inşallah. İzleyenimizin
İsteğini yerine getirmiş olalım. Elçek, tabii elçek yapalım mı? Sinem üstünden. Dedim ya, evet. Eskileri atamıyoruz olsun, maalesef. Çok güzel. Çok güzel bir can. Hemen ben bir SMS daha okuyayım. Değerli müzisyen arkadaşlarımız akortlarını yapana kadar. Tabii sevgili izleyenler, kolay değil. Değerli abimin ses tonu farklı, benim ses tonum farklı. Bir takım arada böyle tabii ses şey olacak, akortlara tabii geçirince tabii boşluklar oluyor. Tabii ben boşluk vermiyorum. Bir izleyenimizin daha SMS'ini okumak istiyorum. Hayırlı yayınlar. Sıradaki parça tüm dedekilere gelsin demiş. Dedeklere. Dedeklere gelmiş. Ülkücüğüm bir telefonumuz varmış. Evet. Alo diyoruz. Alo. Buyurun, hoş geldiniz yayınımıza. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben Hasan Kargın, Erzincan. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Başkanım, sizden bir ricam var. Buyurun. Yarın yeğenim askere gidiyor. Torun. Evet. Sizden bir asker türküsü istiyorum Kargınlara şeyine. Ömer Kargın. Ömer Kargın. Asker türküsü yapacağız inşallah. İnşallah. Bir asker türküsü. Ömer Kargın adına. Ömer Kargın adına. Şimdilikten söylüyoruz. Nasıl görünüyoruz efendim? Çok güzel görünüyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Cümlemizde. Bizlere güç vermeye devam ediniz. Eğer sizlerden güç gelirse biz daha iyi olacağız. Ben kışlalar, bak diyor ki kışlalar doldu boşaldı bugün. Kışlalar. Gayret edeceğiz inşallah. Başka bir tamam, arzunuz? Başkanım, çok teşekkür ederim. Saygılarımızı sunuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız. İyi akşamlar diliyoruz. Rica ederim. Buyur. Akortlar tamamsa ben... Thank you.
yüzün güleçtir, içerin hayır. Yüzün güleçtir, içerin hayır. Çeken bilir bu sevdanın yayını. Çeken bilir bu sevdanın yayını. Dertliyim, yıktın viran ettin gönül sarayım. Yıktın viran ettin ömrüm sarayını. Sen onun bir taşı örebilmezsin. Sen onun bir taşı örebilmezsin. Dertliyim vay. Sen onun bir taşı örebilmezsin. Sen onun bir taşı örebilmezsin. Dertliyim. Teşekkür ediyorum. Ülkücüğüm ağzına sağlık. Geçtiğimiz iki gün, üç gün önce yani programdan sonra sağdan soldan eleştiri için güzel arıyorlar. Diyorlar ki ben diyorum ne olursunuz eleştiri varsa yapın ki eksiğimizi programımızın başı ya. Diyorlar ki Ülkü partner, ben partner falan fazla anlamam da. Tabii ya ben şimdi Ülkü'nün ne konuğuyum ne de Ülkü benim konuğum. Biz Ülkü ile bu programı beraber başlattık yani. Beraber inşallah şey yapacağız. Herhangi birbirimize konuk değiliz. Yani bir elma gibiyiz. Sağ olsun ben klipte kendisini tanıdım. Dedim böyle böyle bir program düşünüyoruz. Hemen geldi. Başka ne denir? Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Dediğim gibi Ülkücüğüm ben bugün mümkün olduğu kadar az konuşacağım. İki tane mesaj alalım da arkadaşlar vardı minderine kumaş getirdim yapacağız. Tamam. Miden rica edeceğim mümkünse. SMS'imiz. Değerli üstadlarım akortları ayarlana kadar dediğiniz gibi ben de birkaç tane SMS okuyayım. Kızardı kayalar Tutluca köyü adına tüm Erzincanlılara gelsin demiş Muhtar Ömer Vural. İncir ağacı Aysel ablanın eşi Ercan'a gelsin demişler. Teşekkür ederim. Bir telefon numarası okuyacağız varmış inşallah. Alo. Buyurun. Siz buyurun, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi ki geldiniz. Nereden geldiniz değerli abim? İzmir'den arıyorum efendim, İzmir'den. Oo, İzmir'den. Benim de annem, kız kardeşlerim, erkek kardeşlerim İzmir Kemalpaşa'dalar. Onlara da selamlar, saygılar gönderiyorum. İzmir'de havalar nasıl değerli abim? Alo. Efendim. İzmir'de diyorum değerli abim, hava nasıl? Evet, yağmurlu güzel, mu? Güzel. Yayınımız nasıl? Yayın kalitemiz bayağı güzel. Hayır yağmurlu değil. Evet. Sıradaki parçayı kimler için istediniz değerli abim? Sizden bir istek isteyeceğim. Tabii buyurun başımız gözümüz üstüne buyurun. Ben Esat Erzurumluyum. Kuma kuşu. Benim hemşerim oluyorsunuz, ben de Erzurum Tortumluyum. Kuma kuşunu gönderelim. Kırmızı gül demet demet. Tamam değerli abim. Kırmızı gül demet demedi. İnşallah ilerleyen dakikalarımızda icra edeceğiz sizler için. Tüm Erzurumlar için. Saygılar, selamlarımızı. Sanırım benim mikrofonumda arıza var. Yok. Teşekkür ediyorum. Başka bir telefonum var mı? İzmir'e selamlar, saygılar gönderiyoruz değerli abicim. İzmir'e selamlar ediyoruz. İyi akşamlar diliyorum. İlkücüğüm hemen ikime... Beran isterseniz enstrümanlar sanırım hazır. Ben vardım internete hem de bir ısınayım arkadaşlarım. Sıradaki parçayı tüm sıradaki arkadaşlara istiyorum. Baba bir türkü inşallah. Miden geliyoruz değil mi kardeşim? Evet.
vardım hindeline, kumaş getirdin. Vardım hindeline, kumaş getirdin. Sattım bedestemi, yattım oturdum. Sen benim başıma neler getirdin? Ben senin kahrını çekemem gönlümün. Ben senin derdini çekemem gönlümün. Ben senin kahrını çekemem gönlümün. Ben senin derdini çekemem sağlık. Gücüm oldukça ağır bir parça. Ağır bir parça. Ben yorumlamaya gayret ettik. SMS'lerimize devam etmek istiyorum. Hastane önünde incir ağacına yoğun bir ilgi alaka var. Teşekkür ediyorum. Benden daha evvel dinleyen değerli sevenlerim
Çok rica etmişler. Hastane önünde incir ağacına. Var mı telefonumuz, telefonumuz yoksa hemen parçaya geçelim. Evet. Sanırım yok. Devam yok. Ediyoruz. Devam ediyoruz. Akortlar olana kadar Bursa'dan Yağız İnşaat, Can Erzincan TV tebrik eder. Tüm tercanlı hemşerilere hayırlı akşamlar dileriz. Biz demiş. De buradan Coşkun onlara. Yaz. Biz de kendilerine teşekkür ediyoruz. Kucak dolusu İyi akşamlar selamlar diliyoruz. Gönderiyoruz. Evet. Başka var mı? Erzincan Refahiye Çaltı Köyü'ne Gazi Davulcu Şirin Erzincan istemiş. Bir Davulcu ailesine gelsin. Bir telefonumuz varmış İlkücan. Telefonumuz bağlandı mı acaba? Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar hanımefendi. Buyurun, hoş geldiniz. Ben canlı yayına bağlanmak istiyorum. Biraz şu anda canlı yayındasınız. Hoş geldiniz. Buyurun. İyi akşamlar kardeşim. Hoş geldiniz, iyi akşamlar. Buyurun. İyi akşamlar. Yayınınız hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah razı olsun. Çayırlı'nın Harmantepe köyündenim. Selamlar olsun Harmantepe köyüne. Buyurun. Cümlemize. Kardeşim ben örnek ailesine istek istiyorum. Vefasız duvara vurma çamuru. Vefasız duvara vurma çamuru. Hemen notumuzu alıyoruz. Başka bir arzunuz efendim? Nasıl görünüyoruz efendim? Yayın yeğenime ve örnek ailesine, tüm izleyicilere. Biz de örnek ailesine selamlarımızı, sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar diliyoruz değerli abi. Teşekkür ederim. Allah hayırlı akşamlar diliyoruz. Sağ olun. Hayırlı yayınlar olsun inşallah. Ekran gitti. Ülkücü, başka mesaj telefonumuz varsa yok zannedersem. İncir ağacından sonra tekrardan SMS'lerimize dönüyoruz.
yönünü çevirin sana. Sağlık Ülkücüğüm, çok teşekkür ederim. Değerli izleyenlerimiz, böylelikle isteğimizi yerine getirmiş olduk. Kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Can Erzincan TV ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Paspaylarının uygunsuz ve yetersiz kullanılmasından kaynaklanan korozyonun sebep olduğunu biliyor muydunuz? Bilgi için lütfen web sitemizi ziyaret ediniz. Size of your fist, the human heart is the most important muscle in the body. It can beat more than 100,000 times a day, pumping about 2,000 gallons of blood. Dünyamız için manyetik alan hayati derecede önemlidir. Dünyamızın enerji bütünlüğü ve aurası olmasa, güneşten gelen radyasyon ışınları dünyamızı yok ederdi. İnsan vücudundaki manyetik etkileşim ise hücre zarlarındaki besin alışverişinin daha kolay yapılabilmesini mümkün kılmaktadır. Böylece hücrede meydana gelen atık maddeler ve toksinler hücre bünyesinden çok kolay bir şekilde uzaklaştırılabilmektedir. İnsanoğlu geçmişten bugüne bedensel ve ruhsal enerji kayıplarıyla karşı karşıyadır. Bunları telafi etmek için insanlar bilimden faydalanarak zamanla bozulmuş manyetik alanlarını dünyanın manyetik alanı ile uyumlu hale getirebilmek için pek çok çalışma yapmıştır. İzlediğiniz bu film, Biopower ürününü, yani sizin yaşam iksirinizi anlatmaktadır. Biopower koliyi kullanan kişiler, vücutlarındaki negatif enerjiden, ağrıdan, uykusuzluktan, yorgunluktan, kemik erimelerinden, beslemeden doğan sindirim bozukluklarından korunabilirler. Babaannem bana, güzel torunum, pek de güzelsin, nazarlara gelirsin der. Sonra düşündüm de, eskilerin nazar dediği şey aslında günümüzde negatif enerjiymiş. Korunmak için mükemmel bir takı. My Xer Biopower. Ben çok sevdim. Uzmanlar, insan sağlığını ciddi anlamda tehdit eden radyo frekanslarının zararlarında hemfikir.
Bir taraftan gelişmiş teknolojiden yararlanırken, diğer taraftan radyo frekans dalgaları yayan cep telefonu, radyo ve telefon vericileri, baz istasyonları, bilgisayarlar, kablosuz internet antenleri, uydu antenleri, mikrodalga fırın, saç kurutma makinesi gibi cihazların yaydığı tehlikelere işaret ediyorlar. Bu radyasyon dalgaları vücudun enerjisini ve direncini düşürüyor, hücrelerin hastalıklara karşı mücadele etmesine de engel oluyor ve çağımızın vebası kansere yakalanma riskimizi arttırıyor. Biopower, nanoteknolojiyle üretilmiş olup her gün almış olduğumuz radyasyon dalgalarının vücuda olan zararlarını engellemeye yardımcı olan bir üründür. Şu an elimde görmüş olduğunuz cihaz elektromanyetik alan ve radyasyon değerlerini, radyoaktiviteyi ölçen bir cihaz. Beraber bir test gerçekleştirelim. Cep telefonunun üzerimizdeki elektromanyetik alan etkisini hep beraber görelim. Evet, şu an arkadaşlarımız arıyorlar bizi. Evet, şu an ekranda görüntülendiği gibi değerler yükselmekte. Bu elektromanyetik alan vücudumuzu tamamen olumsuz etkilemekte. Biopower MyXR kolyemizi cihazımıza yaklaştırıyoruz ve değerlerin düştüğünü direkt olarak gözlemleyebiliyoruz. Biopower nanoteknoloji ile üretildiğini söyledik. Peki nanoteknoloji ne demek? Nanoteknoloji, milimetrenin milyonda biri ufaklıkta aygıtların üretilmesi ve kullanılmasını amaçlayan bir alandır. Uygun atomları ya da molekülleri doğru biçimde bir araya getirerek istenen yapıyı oluşturmaya yarar. Üretilmek istenen madde atomlarından başlayarak yapılır. Siz de nanoteknoloji ile üretilen Biopower kolyeye sadece bir telefonla sahip olabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sipariş vermek. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlünün kullandığı Biopower MyXR mucizesi 399 lira yerine 149 lira. Biopower vücudun çevresinde koruyucu bir aura oluşturur. Vücudu dış etkenlere karşı koruma altına almaya ve vücut direncini en iyi şekilde muhafaza etmeye yardımcı olur. Gönderdiği titreşimler sayesinde sinir sisteminin etkin ve düzgün çalışmasını da destekler. Ayrıca Biopower, stresten kaynaklanan negatif etkilere karşı vücudu korumaya ve enerji kaybına yol açan spor ve benzeri aktivitelerde de performansı olumlu yönde etkilemeye yardımcı olur. Weltisch Biopower, MyXR benutze habe ich mehr Kraft und Power und empfehle es meinen ganzen Schülern. Dünya Sağlık Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de en çok gözlenen hastalıklar kanser dışında 5 ana başlıkta toplanıyor. Şeker, kolesterol, kansızlık tansiyon, stres uykusuzluk, obezite sağlıksız beslenme, siyatik bel fıtığı. Biz halk sağlığı uzmanları hastalıkları yakın takibe alırız. Daha hastalıklar kapımızı çalmadan koruma önlemlerini araştırırız. İnsanlığın uzun ömürlü olması için araç ve materyalleri insanlığın hizmetine sunmaya çalışırız. Birçok hastalığın en önemli sebebi stres ve yanlış beslenmeye bağlı yaşam tarzıdır. Biz Biopower için şu hastalıkları iyileştirir demiyoruz. Fakat birçok hastalığın gerçek sebebi olan stresten ve radyasyondan artık korunmamız gerekir diyoruz. Biopower kolye ile radyasyon yayan cihazlardan korunabilir, dengenizi, vücut direncinizi arttırabilirsiniz. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlünün kullandığı Biopower MyXR mucizesi 399 lira yerine 149 lira. Başka bir testimiz olan esneklik testini arkadaşımızın üzerinde uygulayacağız. Şimdi kolumuzu ileri doğru uzatarak esnemeye çalışalım. Ne kadar esneyebileceğiz? Evet, kendimizi zorluyoruz. Zorluyoruz. Şöyle rica ediyorum, tutun lütfen. Evet, tekrar aynı şekilde esnetelim kendimizi. Evet, zorlayalım kendimizi. Nereye kadar gideceğiz? Zorlayalım, zorlayalım, zorlayalım. Evet, Biopower MyXR kolyenin bir başka özelliğini daha görmüş olduk sizlerle. Dünyada ve Türkiye'de birçok ünlünün kullandığı Biopower MyXR mucizesi 399 lira yerine 149 lira. Biopower sizin yaşam iksiriniz. Thank you.
Erzincan etrafı dağlar, Üzümlü'de ne güzel dağlar. Yarini kaybetmiş gibi oturmuş derdine yanar, oturmuş derdine yanar. Can Fırat'a baktım çağladı, ah o zar ile ağladım. Nazlım sana bel bağladım. Can öldürür ayrılık beni, ateşin yakar canım. Aradıklarım sende, özlediklerim sende. Gülüm bir tanem sende. Can aradıklarım sende, özlediklerim sende. Gülüm bir tanem sende. Soğukları sert mi serttir? Bu güzel yurdum içinde Erzincan'ım bir cennettir. Erzincan'ım bir cennettir. Can Fırat'a baktım çağladım, ah o zar ile ağladım. Nazlım sana bel bağladım. Can öldürür ayrılık beni, ateşin yakar canım. Aradıklarım sende, özlediklerim sende. Gülüm bir tanem sende. Can aradıklarım sende, özlediklerim sende. Gülüm bir tanem sende. Doğu'nun parlayan yıldızı Erzincan.
Huma kuşu yükseklerde seslenir. Ah, yar yanında bir çift suna bislenir, Yavru yavruy, sen ağlama kirpiklerin ıslanır. Ah, ben ağlım ki, belki gönül uslanır, belki gönül uslanır. Yavru yavru sen ol ki ben bahçende gül olayım. Layık mıdır yanıp yanıp kül olayım, kül bu da bunun kuludur, kuludur. Hey, o yesinler, bu da bunun kulu. Bu da bunun kuludur. Hani yayla, hani senin eserine yeselim. Güz gelende döker bağları fazeline. Fazeline. Faz
seninle yaylam seni hiç gelmez mi güzeline ey güzelim hani yaylam hani seninle ezeline Yaz gelende koyur buzu özlenir ey otmanım Yaylaları bahar olur ey otmanır ey Otmanır ey Tekrardan arkadaşlar selamlarımızı saygılarımızı göndermiş olduk. Hani yaylam. Sizlerin de kafasını karıştırdık kusura bakmayın. Yayın canlı yayında. Ben zaman zaman olan. Telefonumuz yoksa SMS'lerden okumayı istiyorum. Sanırım şu an canlı bağlantımız yok. Erzincan ili Bozcalı köyü yeni yönetimle canlı gönülden başarılar dilerim. Teşekkür Erdoğan ediyoruz. Coşkun. Teşekkür ediyoruz. Beyefendi. Televizyonunuz hayırlı uğurlu olsun demişler. Kemah Serengöze köyünden. Teşekkür ediyoruz. Serengöze'ye selamlar. Devam edelim. Harman Tepe'den Fuat Demircan sıradaki parçayı Harman Tepelilere ve tüm Erzincanlılara Bursa'daki akrabalarıma gelsin demiş. Küçüktaş ailesi Düzce'den bütün Erzincanlı hemşehrilerimize selamlarımızı gönderiyor. Can Erzincan TV'yi tebrik ediyoruz demişler. Düzce'ye selamlar. Düzce'ye de selamlarımızı, olsun. Saygılarımızı gönderiyoruz. Bir SMS daha alın. Bir telefonumuz varmış değerli abim. Önce ona bir alo diyelim. Alo. Efendim. Buyurun hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Sizleri Perşembe günü izleyemediğim için çok üzgünüm biliyor musunuz? Perşembe? Tekrar herhalde. Perşembe tekrar. İzleyemedim çünkü kızıma gittim onun için izleyemedim. Olsun ne güzel bak Allah bugün ermeyi nasip etti. Beraberiz. Sonra yine tekrarını izlemeyi Allah nasip eder inşallah. Zaten bugün beraberiz. Gönlümüz beraber. Evet gönüller beraber gerçekten. Aha, gönüller beraber. Sizleri çok seviyorum. Bir sevinçle izliyor. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sağ olun. Ben Allah razı olsun. Ben teşekkür ediyorum. Bizden, ben bir arzum var sizden. Tabii. Başımız gözümüz üstüne. Buyurun. Şu anda benim yeğenim Erzincan'a gidiyor. Ah ne güzel. Yeğenim için istiyorum. Bir de bütün İnce Sülalesi'ne gitsin. Oğlum için istiyorum. Oğlum Orhan için istiyorum. Kızım Ebru için istiyorum. Bir de kardeşim Dursun'la eşi için istiyorum. Biz bir de sizlere armağan ediyorum. Çok biraz, çok teşekkür biraz ediyoruz. Biraz damar olacak ama. Buyurun alalım parçanın tamam. ismi. Neler etti neler etti. Sevdin ama neler Oyar etti. Oyar bana neler etti. Değerli ablam isteğinizi not aldı. Mümkün Sevgili mü? Sevgili üstadım tabii ki. Mümkün Sizleri çok seviyorum. Tamam ablacığım. Hep aramaya devam edeceğim.
Teşekkür ediyoruz. Sizler aradıkça tabii bizler de mutlu oluyoruz. Hepinizi çok seviyorum. Hepinize de İsviçre'den kucak dolusu selamlar gönderiyorum size. Biz de İsviçre'deki tüm gurbetçi dostlarımıza selamlarımızı, saygılarımızı gönderiyoruz. Bu karşımdaki duran spikerinizi ben kucak dolusu öpüyorum. Çünkü kızlara karşı ayrı bir sevgim var benim. Teşekkür ediyorum. Ben de ellerinizden öpüyorum ablacığım. Sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum gurbetçi kardeşlerimize. Ben de sizi seviyorum. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Öpürdünüz. Çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar. Ülkesi, ne yapalım? Birkaç tane daha SMS'lerden okuyalım. Çok yoğun. Evet. Bugün daha bir yoğunluk var SMS'lerde. Tabii ki türkülerimizi okuyacağız da SMS'lerden de okuyamadım mı? Ben o kadar mahcup hissediyorum ki kendimi. Şimdi gerçi ekran altında da geçiyor zannedersem SMS'ler. Okuyamadıklarımızda gönül koymasınlar. Ben Tekirdağ Saray'dan Kemal Polat, Erzincan'daki akrabalarıma ve tüm hemşehrilerime selam olsun. Şirin Erzincan'ı istiyorum demiş. Ekrem evet. Karakoy'un programın hayırlı olsun. Çolakoğlu ailesi istediğimiz şarkıyı sen bilirsin demişler. Değerli abim sen biliyor musun? Çolakoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Sen biliyor musun? Ediyoruz. Hangisi? Evet. Şimdi sizden parça alalım. Ondan sonra dilerseniz. Tamam. Bir iki SMS daha alınız. İki tane daha alınız. Tüm Pisikdağ halkına. Pisikdağ. Buraya değişik. Pardon özür dilerim. Pisikdağ. Ben de şimdi Erzurum'da kediye pisik diyorlar diyorum. Evet, Allah tamam. Allah ya bu Pisikdağ. Şimdi bilemediğim için hangi Erzincan ilçelerini özür diliyorum. Tüm Pisikdağ halkına uzun hava istiyorum. Oğul türküsü denmiş. Elimizden, gönlümüzden yettiğince yer vereceğiz istek parçalara. Evet. Valla pisik deyince şimdi birdenbire Erzurum'a gittim. Bizim oranın meşhur bir türküsü vardır. Tandıra koydum paçayı. Evet, yedi bir güveç paçayı. Evet. Ev yıkanın kedisi diye. Bazen ben programlarımda da ev yıkanın pisiği diye söylüyorum peşine. Zaten kendi hemşehrilerimiz biliyorlar. Pisiğin evet. Ne anlama geldiğini. Bilmeyenlere de söylüyorum. Pisik Erzurum'da kedinin diğer ismi. Pisi. Ama ne kadar şirin bir isim değil mi abi? Bak pisik. Ne yapalım? Yüce davasına hemen bir ışık yapalım. Onu kendi annem istemişti. Kırmayı istemiyorum. Geçen hafta da okumuştuk ama. Bir telefon varmış. Olsun ayakta alo diyelim. Alo. Alo. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Buyurun. Ablam iyi akşamlar. Ben canlı yayına bağlanmak istedim de bir türkü isteyecektim ya. Değerli abim, saygıdeğer abim. Şu an canlı yayındasınız. Abdullah bilir. Türkünüzü hangi? Abdullah. Ablam iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar abicim. Ablacığım yolumuz açık olsun. Ben bir istekte bulunacaktım ya. Tabii başımız gözümüz üstünde değerli abim. Buyurun. Erzurum dağları karla boran. Bunu bir rica edeceğim. Annem hastanede yatıyor. Ben Yozgat hasta madenliyim. Kimle görüştük Hülkün'ü? Annenize Rabbim'den acil şifalar diliyoruz değerli abim. İsteğinizi de not alıyoruz. İsminizi bağışlamadınız, Yozgat'tan aradığınızı anladım ama yanlış anlamadıysam. İsmim doğru, Abdullah bilir, Avusturya. Avusturya. Avusturya, Viyana'dan arıyorum abla. Tamam. Tamam. Şu anda anladım, iletişim tamamdır. Avusturya'ya selamlar. Annenize Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Avustralya, Erzurum, dağları karıyla boran. Gece gündüz yani bunu açılalı yani vallahi kapatmıyorum yani. Reklamını dahi yani. Evet. Anladım değerli abim. Alo. Alo. Yayında bazen kopukluk oluyor. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Selamlarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diliyoruz değerli abim. Hayırlı akşamlar. Thank you.
Sağlık Hükü. Değerli abim, sağlık. Şu anda laptop, telefonlarda olduğu gibi laptop da kilitlenmiş. Evet, değerli konuklar, bu ara stüdyomuza konuklar geldiler. Onlara hoş geldin diyoruz. Hoş geldiniz, evet, selef verdiniz. Geç oldu ama sağ olasınız. Bugün malumunuz, ben mümkün olduğu kadar az konuşacağım. Elimin döndüğü dilim yettiği kadar. Geçtiğimiz haftadan çok bir yoğun istek var. Programın dışında arandı. Programın dışında aradılar, ne olursunuz? Askerlerimiz için bir türkü, herhangi bir türkü demişlerdi. Arkadaşlar, şeye doğru uzanalım isterseniz. Ben bir parçayı seçeyim. Asker türküsü istenildi. Tüm Mehmetçiklerimize gitsin. Abicim, o zaman sizden bir asker türküsü rica edelim. Bir de yine çift camlardan ses gelmiyor, arkasına bağlayalım. Bunu soldan alacağız biz. Rejideki arkadaşlarına bakıyorum. Arkasından sandığım telefonumuz yok. Karaçadır ismi tutar. Bakarız, bakarız. Karaçadır ismi tutar, Mardin tüfek pas mı tutar? Ağlayalım bacım anam, elin dur-
kızı yaslı tutar. Elin kızı yaslı tutar. Ağlayanım bacıma, elin kızı yaslı tutar. Elin kızı yaslı Karakaya, oğluna ve tüm askerlerimize, emniyet mensuplarımıza gelsin. Ve bu eserin peşinden Asrı Gurbet harap etti köyümü. Oturmadan yerine getirmeye sol yapalım. Asrı gurbet harap etmiş köyümü, bülbül gitmiş baykuş konmuş, gelele 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 gelele.
yaşayayım digerler. Kapıları kilitlemişler kız gelele 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 gelele. Ben ağayım ben paşayım dikenler. Kapıları kilitlemişler kız gel hele gel hele gel hele gel hele gel hele gel hele de kömür gözlüm gel hele gel hele de dudu dilim gel hele. Yeşillerdeki gibi daldım göllere, yeşillerdeki gibi daldım göllere. Sen düşürdün beni dilden dillere. Başın alam gider gurbet ellere. Desem beni sen beni umut ne de ben seni. Ne sen beni umut ne de ben seni. Sevdiğim semanım, güneşim ahım. Sevdiğim semanım, güneşim ahım. Seni seven aşığım, şeker ezvahım. Getir kelamullah, ha el basayım. Desem beni umut, ne de ben seni. Getir kelamullah'a el basayım. Desem beni umut, ne de ben seni. Desem beni umut, ne de ben seni. Değerli abim, valla bizi mest ettin. Seni dinlerken böyle çok çok eskilere daldım gittim ben de. Ne yapacağız? Kader de gitsin. Kader, evet. Evet. SMS'lerden birkaç tane okuyacağım. Kırılmasınlar. Erzincan'da emniyet mensubu olan halamın oğlu var. Özellikle ona selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum buradan. O da sizin memleketinizde, Erzincan'da görev yapıyor. Bizden de selam olsun tüm emniyet mensuplarına. Şimdi emniyet mensubu denildiği zaman biraz benim için cız ediyor. Tabii benim babam da emniyet mensubuydu. Evet. Tabii Rabbim herkese bir çeşitte ömrünü sonlandırılması için zaten herkesin alın yazısı var. Takdir ilahi, ama tabii kaza, trafik kazası daha bir insanın üzüyor, canını acıtıyor. Onu yaşamayan herhalde tabii bilemez. O yüzden trafik kurallarına lütfen uyalım, uymayanları uyaralım. Yolunda, doğru düzgün yolunda giden bir insan öyle değil mi? Evet. Hız yapıp önüne geçiyor. Mesela benim rahmetli babam o şekilde vefat etti. Ama Ülkücüğüm gördüm bayram, ki bayramda şu, bir de yani Ramazan bayramının ikinci günü de Allah'ım kimseye yaşatmasın. Amin. Trafikte biliyorsunuz Soğanlı'dan çıktık buraya. İkiden beri yoldayız. Evet. Ki programa zor yetiştik bu kadar. Trafiğin keşmekeş olduğu zamanlar. Çok dikkat etmek gerekiyor. İnsanlarla bir de hiç böyle diyaloğa girmeye kalmıyor. Herhangi bir... Hiç gerek yok, evet, yani. İki dakika geç olsun.
Yani trafik canavarı olmaya hiç lüzum yok. Ne yapıyoruz SMS'lerimiz? Son bir son 5 dakikamıza girmişiz değerli izleyenlerimiz. Hüzünlendik biraz, ne yapayım? Azıcık bir şey hareketli olsun. Evet. Bakıyorum ben. Hazır değerli misin? Değerli üstadıma ne çalarsa hareketli bir şey. Karakaş Gözden Elması da geçen hafta. Onu mu yapalım? Tamam. Karakaş Gözden. Yoğun istek varmış. Tamam. Karakaş Gözden Elması yapalım o zaman. Ben de vokal yapayım size. Bir de çok özür diliyorum. Ben tabii buyur abiciğim. Bir arkadaşım var. Her zaman bizi sanat şeyimi devamlı destek yapan. Konya'dan Kemal Çorum kardeşim, bu parça sana da gelsin. Tamam, tüm Konya'ya da gelsin o zaman. Beraber Allah'ın